Neden arabada değilsin? Açıklayayım. Bugün çok şey yaşadık. Ve düşündüm de süpermarketten bize biraz şeker alsan daha iyi olmaz mıydı? Asla! Anlıyorum. O halde bedava makyaj uygulamasına ne dersin? Hayır! Hayır! Göz kapaklarım olmaz! Kişisel bir şey değil anne. Bu sadece bir iş. Hayır, henüz bitmedi. Yapabileceğimiz bir şey daha var ama söylediklerimi aynen yapmalısınız, tamam mı? Hadi evlat, ye! Ben parasını ödemediğim şeyi yiyemem. Terbiyeli büyütüldüm. Hadi, o kadar da zor değil. Paketi açıp şekeri yersin ve paketi olduğu yere koyarsın. Hiç kimse anlamaz bile. Şunu açıklığa kavuşturayım. Senden sadece iyi bir baba olup çocuklarına örnek olmanı istedim. Ama sen süpermarket hırsızları gibi davranmalarını istiyorsun. Demek öyle. Bardağı taşırdınız. Beni fazla zorladınız. Neyini? Sınırımı. Yani artık şeker alabilir miyiz? Hemen! Buradan kaçmalısınız. Annemin nesi var? O artık anneniz değil. Korkunç bir canavar. Yolu açın. Kontrolden çıktı. Gumball. Artık şeker istemiyorum. Dikkat et baba, istediği sen. Lütfen bana yardım edin. İster misiniz bayım? İşim bitti. Bu taraftan baba. Baba, ben şeker alabilir miyim? Elbette oğlum ama annene söyleme. Richard! Baba, terleme. Vermeyeceksin. Demesi kolay, peşinde olduğu sen değilsin. Narmin, adayız şimdi. Üzgünüm anne. Sakinleşmene ihtiyacımız vardı. Evet. Çocuklara nasıl örnek oluyorsun böyle? Hayır. Aman tanrım, ne yapıyorum ben? Çok özür dilerim. Biraz fazla abarttım. Ben nasıl bir anneyim? Hayır, asıl sorun bende. Ben nasıl bir babayım? Şişko bir çocuk ve yaramaz bir Peter Pan. Kurallarına saygı duymadık anne. Bizim iyiliğimiz için yaptığını biliyoruz. Aileler hayır dediklerinde hayır derler. Umarım bizi affedebilirsin. Elbette canım. Zaman zaman her çocuk sınırları aşar ve kocaların birçoğu da bunu yapar. Eve gidelim. Çok yoruldum. Gitti mi? Söz verdiğin şeyi getirmene bağlı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lütfen bir daha gelmeyin.